17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü öncesinde İstanbul Silivri'de anma ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Arama kurtarma ekipleri afet sonrası atılacak adımlara dikkat çekti ve eğitim yaptı. Ekibimizden Serdar Er ve Bilal Söyleyenoğlu da oradaydı. ...7,4 büyüklüğünde tam 45 saniye sürdü. 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Aynı manzara bir kez daha yaşanmasın diye 25. yıl dönümünde tatbikatlar başladı. Biz bugün burada depreme hazırlık ve afetlere hazırlık noktasında o hayati önem taşıyan bir konu bu. Bu farkındalığı vurgulamak için buradayız. Anlaşıldı. Alanı terk edin. Köpekle aramayı gönderiyorum. Depremin yıl dönümü öncesinde Silivri'de anma programı ve deprem tatbikatı yapıldı. Bakın, ses dinlemesi yapılıyor ki deprem sonrasında enkazlarda çok sembol görüntüleri şu an kameraman arkadaşım Bilal Söyleyenoğlu ekranlarınıza taşıyor. İşte 17 Ağustos 1999'da saatler 3.02'yi gösterdiğinde binlerce kişi enkaz altında kalmıştı ve ne yazık ki bu sesleri duymak durumunda kalmıştık. 17 binden fazla hayatını kaybetmiş vatandaşımız söz konusu. Öncelikle tüm afette kaybettiğimiz canlarımız için başsağlığı diliyorum. Biz şu an farkındalık yaratmak adına bu yola çıktık. İlçemiz içerisinde bir enkazda, kentsel dönüşüm binasında şu an arama kurtarma tatbikatı icra ediyoruz. 40 kişilik arama kurtarma ekibi bir binanın enkazında çalışma gerçekleştirdi. Senaryo gereği saatler süren arama kurtarma çalışmaları sonrasında bakın içeriden enkazdan bir yaralı çıkartılıyor. Şimdi sedye ile çıkartılan o yaralı ambulansa bindirilecek ve hastaneye götürülecek. Tatbikata çoğunlukla 6 Şubat depremlerinde 11 ilde görev yapan arama kurtarma ekipleri katıldı. Depremlere karşı alınması gereken önlemlerin bir kez daha altı çizildi. Peki, nasıl bir deprem?